Güneşli bir sabahtan herkese merhaba diyelim ve nerede olduğumuzu biraz tüyo mu vermek istersin? Yo, Yok, zaten başlıkta söyleyebilirim. yazıyor arkadaşlar. Zaten Saçma öyle. sapan diyaloglara gerek yok. Rostock'tayız bugün. Rostock. Hey Rostock. Niye ben? Bütün şehirleri aynı şarkı yazıyor. Berlin'den bindik. Bir saat 50 dakika falan bir süreçte. Geldik buraya. Çok sıkıcıydı. Neyle geldik? Deutsche Ticket'la geldik. Belki bilmek isteyenler vardır. Ben de artık euro demeye başladım. Ben demiyorum. 49 euroluk bir bilet çıkardılar. Bütün Almanya'da geçerli. Sayesinde RE yani Regio'lara binebiliyorsunuz. Regio'ya bindik geldik. Detayları videonun ilerleyen dakikalarında anlatmaya devam edeceğiz. Evet, o zaman bence etrafı şöyle bir gösterip artık turumuza başlayabiliriz diye düşünüyorum. Burası Rostock Hofbahnhof. Şöyle dönerci falan filan var. Ondan sonra bu Hofbahnhof'tan çıktıktan sonra şöyle karşıya doğru dümdüz gideceğiz. Şöyle bu tarafı da göstermiş olayım. Dönerciler, bakaraylar. Dedim ki İmamoğlu görse bunları yıkardı. Evet, hakkı da var bence. Yıksa İmamoğlu'nun her şeye hakkı var. Bak şuralarda şöyle şeyler var. Evet, ülke isimleri yazıyordu burada. Şehir isimleri. Bence eyaletlerin isimleri yok, falan yok. Olabilir. Bu Baltık Denizi ülkeleri şehirleri yazıyor şeylerde. Aa, salınacak mıymış bu? Yani Sanmam salınacak yani. Olduğunu sanmıyorum ama belki de öyledir. Belli de olmaz. Şöyle ilk gördüğümüz yer burasıysa bence güzel yani şehir. Şu Fena anda durmuyor. Benim beklentimi biraz karşıladı açıkçası. Kuzey Denizi'ne doğru yürüyoruz şu anda. Evet. Biraz şehirle alakalı bilgi verelim bence size. Şimdi Rostock nerededir? Kuzey Denizi'nde Almanya'nın neredeyse en kuzey diyebileceğimiz bir lokasyonda yer alıyor. Eski bir şehir, orta çağdan beri yerleşimin olduğu bir şehir aslında. 15. yüzyılda dayanıyor. Ne dayanıyor? Ne dayanıyor? Şehir 15. yüzyıla dayanıyor. Şöyle olmuş ya, bu şehir biraz internetten baktığımız kadarıyla gelmişler buraya bir üniversite kurmuşlar 1400'lü yıllarda. Ondan sonrasında da o üniversite etrafına şehir gelişmiş. Rostock Sanki. Üniversitesi. Almanya'nın da en eski 3 üniversitesinden bir tanesiymiş. Binasını bu turumuzda görmeyi hedefliyoruz açıkçası. Bunun dışında şehir tabii ki de her Alman şehri olduğu gibi 2. Dünya Savaşı sırasında bombardımana çok maruz kalmış ve neredeyse tamamı yıkılmış. İşte Almanya böyle bir şehir ya. Almanya Hep gerçekten yıkılmış köylerinden yıkılmış. doğan bir şehir yani. Ya fazlasıyla barok mimari olduğunu gördük. Bunları da olabildiğince aslında uygun şekilde yapmış diyelim. Bakalım göreceğiz birlikte. Binalar falan çok güzel gözüküyor. Çevireceğim Evet, şimdi. biraz şimdi Başak sizlere gösterir onu. Abi şöyle bir binada oturmak isterim ben ya. Güzel yani. Özellikle bakmadım ama Rostock'ta internet araştırmaları sırasında gördüğüm kadarıyla kiralar ve yaşam bir hayli ucuzmuş. Evden çalışan veya uzaktan çalışma imkanı olan birçok insan Rostock'a yerleşmeyi tercih ediyormuş. Sessiz sakin bir şehir gibi gözüküyor şu an itibariyle. Baltık Denizi'ne ayağımızı sokacak mıyız? Yani çok soğuktur. Biraz aslında ondan da bahsetmek lazım. Genel itibariyle Almanya'nın orta kısım şehirleri ve kuzey şehirlerinin yazlık tatil lokasyonuymuş Rostock. İnsanlar burada denize de girmeyi tercih ediyorlarmış. Yani Baltık Denizi, Kuzey Denizi ne kadar verimlidir onu göreceğiz şimdi, bakacağız. Biz bunu trende gelirken konuştuk Kenan'la. Ben de dedim ki ya biz Çanakkale'de girmiş insanlar. Baltık Denizi'ne mi giremeyeceğiz? İşte ona bakacağız artık. Yani bir Baltık Denizi'ne de ayağımızı sokmak isterim açıkçası. Ben şahsım ve ben ve kendim. 15 kilometrelik beyaz kum plajı varmış. Enteresan. 15 kilometre çok ciddi bir uzunluk. Rio ne kadar kardeşim? 15 kilometre ne? Bence bu doğru bir bilgi değil. İnanmıyorum, 15 kilometre. Mümkün değil ya, şu an söylerken tekrar fark ettim, 15 kilometre mümkün değil. Kesin yanlış bilgi. Belki de doğrudur. 15 Yanlış. kilometre. Yani bilemeyiz. Şekilli bir tramvayı da var. Evet. Evler mevler çok güzel ama. Gerçekten. Çok güzel. Bence gördüğümüz hiçbir şehre çok benzemiyor Benzemiyor burası. evet şu ana kadar. Belki kuzey şehri olduğu için böyledir, bilmiyorum.
Kuzey şehri gören abone olsun şu an. Kanala abone olmadan geçmeyin. Tam şu anda böyle videoyu küçültüp abone olmanın vaktidir. Arkadaşlarınıza yaymanın vaktidir. Çünkü bu kanal artık gezi kanalıdır falan. Bu saatten sonra bu kanal artık siyaset az konuşmayacaktır. kalsın siyaset oluyordu. Son anda Allah'tan geziye döndük. Almanya hükümeti sağ olsun Deutschland ticket'ı çıkardı. Artık en azından Almanya içi gidebileceğimiz şehirleri size göstereceğiz. Ama tabii Berlin'in lokasyonu çok boktan. Biraz ondan da bahsetmek gerekir burada. Her yere uzak arkadaşlar yani. Gideyim diyorsunuz, gidemiyorsunuz. Uzak. Şuraya geldik. Burası bile 2 saat 50 dakika. Olacak işte. Uf, eve bak abi, ne cam yapmış be. Oha. Girişe bak. Ay, gerçekten hayaller ev, ev mi? Vallahi ev herhalde. Ya ben burayı çok modern ama çok böyle klasik eski de klasik de falan öyle okumadım. Çok hoşuma gitti bu şehir benim ya. Gerçi gittiğim her şehri çok beğeniyorum da ben. Konya dahil. Konya Berlin'e benziyor. Euro'dan kaynaklı Berlin'i çok istiyorum göremiyorum diyenler Konya'yı ziyaret edebilir. Artı etli ekmek de var Konya'da. Evet. Konya 1-0 önde galiba Berlin'e karşı. Berlin'de olmayan şey etli ekmek Konya'da var. Çok özledim öyle bir hamur. Bir etli ekmek, bir pide, bir lahmacun. Cebinize paranız varsa ve nereye yatıracağınızı bilemiyorsanız, ki bu herhalde söylediğim çok küçük bir kesim, büyük ihtimal bizi izlemiyordur. Ama olsun, belki çevresinde olan vardır. Güç birleştirilebilir. Berlin'e belki lahmacuncu, pideci, etli ekmek. Yani bu üçünden birini ama çok niş bir şekilde lüks bir restoran şeklinde açarsanız paraya para demezsiniz. %100 çünkü çok kazanırsınız yani, %100. Yani bir senedir denemediğimiz pideci, lahmacuncu, etli ekmekçi kalmadı ve yok. Biliyorsunuz daha önceki videolarda söylemişimdir. En çok tercih edilen restoranlar Türk restoranları gerçekten Almanya'da. Ve fiyatları pahalı. Yani diğer restoranlara göre bir hayli pahalı. Onun için diyorum lüks bir pideci, lider pide sesleniyorum sana, gel aç buraya. Rostock'ta ne yenirden bahsetmek istiyorum. Rostock bir liman şehri olduğu için burada deniz ürünleri çıkıyor. O yüzden de buraya geldiğinizde bence gidip böyle herhangi bir alelade bir yerde bir şey yemektense bir deniz ürünü satan bir restoranda ya da işte bir kafede vesaire bir şeyler yemeniz daha güzel olacaktır. Biz buraya gelmeden restoran araştırıyorduk. Böyle limanda çok tatlı restoranlar varmış. Menülerine baktık. Menüleri yani bir aylık ulaşım biletiyle falan eş alma. Fiyatlar silkeleme gibiydi restoranlardaki ama belki de biz lüks restoranlara baktık. Bilmiyoruz, onun için gelince bakarız diye kararlaştırdık. Evet, Hofmannhof'tan dümdüz yürüyünce bu yolu takip edebiliyorsunuz. Burası Rostock surlarından bir parça. Şimdi şöyle ön tarafa yürüyeceğiz. Bu şehrin tarihi sembollerinden kapı. Şehrin nasıl giriş bir kapı olarak anlayalım derseniz de Ankara'daki giriş kapıları gibi düşünebilirsiniz. Aslında şöyle bak. Burası bir kale. Tamam, yani şehirler kale. Kale olduğu tamam. İçin kalenin surları soldan, yani kalenin girişi buradan yapılıyor. Tamam. Şehre eskiden buradan giriliyor. Tamam, ben ne dedim? Şehre giriş, Ankara'nın Ankara'ya kapısı. Giriş. Ankara'ya giriş işte aynı şey. Burada çok güzel bir bina var. Yüksek Bölge Mahkemesi mi? Tarihi bina. 1888'de yapılmış, onu söyleyebilirim. Vay be. Ya. Atam 7 yaşındayken yapılmış. Gerçekten barok mimariyi seviyorum ya. Bir de beni böyle çek. Harika bir bina. Baştan sona heykeller, taşlar, üf. Gelin, kapılarını zorlayalım. Giriliyordur içeri. Beyefendi, açar mısınız kapıyı? Kapalı. Açmadık biz. Halbuki geleceğimizi de söylemiştim. Geldiğimiz yerden sapmıyoruz. Direkt aşağıya doğru yürüyoruz. Belediye binasına doğru gideceğiz şimdi. Meydan en büyük kiliselerinden birisi olan bölgeye gidiyoruz. Volkan Konak'la karşılaşmayı umuyoruz Kuzey'in oğlu olarak. Bakalım. Burada sevdiğimiz bir restoran olan Losteria'nın Rostock şubesi. Losteria, Rostock diyebilir miyiz buraya? Evet. Binanın üstündeki şey, güneş sistemi çok güzel değil mi? Evet, güzelmiş. Yanında da belediye binası var zaten. Eskiden futbol sevdalıları bilir. Hansa Rostock diye takım vardı.
buranın takvimi nerede acaba? Ya, ısrarla en uzaktakini demiyorum ben. Tam karşımızdakini diyorum. Ben ısrarla en uzak. Güzel değil mi şu an tam önünde duran bina? Çok güzel. Evet. Tam bir harika. Al sokakları da güzelmiş. Keşke bu arada. Keşke mimar arkadaşlarımız olsa da bize böyle bir ev yapsalar. Oh. Burada da böyle bir. Bunun aynısı Berlin'de de var. Ama bu öyle da böyle şey var mı? Viyana'da da var. Berlin'de. Yanal dönerli kuş var mı? Üstü öyle değil. Işte? Şey, Viyana'dakinin üzerinde saat var. Saat kulesi gibi. Demek ki Avrupa'da böyle şeyler moda. Bir kapıyı çalalım istiyorsan belki açan olur. Sen neden her kapıyı çalıyorsun? Gene bileyim belki içeriden güzel bir şey çıkar diye. Ama yani milletin evi ise de bu şekilde yapamaz. Hay selamünaleyküm der gireriz canım. Allah'a selam. Yine açan olmadı. Arkadaşlar bütün kapılar kapanıyor görüyorsunuz ne kadar ırkçılar. Ne demek ırkçılar? Ne alakası vardı? Bizi açmıyorlar kapıları. İlk izlenim olarak postam mı burası mı sence? Şu an. Yani postamın bende yeri ayrı. Niye? 5 kere gittiğim için olabilir. Uzun yıllar postanda yaşadım. Evet öyle bir geçmişimiz var kendisiyle. Tabii. Burası da Rostock Belediye binası. Tatlı küçük kendi halinde. Oha çok tatlı burası. Hemen solumuza Planör çevireceğim küçük. Sizi. Evet hem pazar merkezi hem galiba şehrin küçük ama sevimli merkezi burası. Başka böyle ünlü bir caddesi daha varmış. Oraya da gideceğiz zaten. Ama bir sırayla görelim şimdi. Şehir kompakt bir şehir. Her şey bir arada mı yani? Evet. Anlamadım ben çalışıyorsun. Ay şuraya düşmesek bari. Hiç bu kadar güvensiz de bir şey görmedim Almanya'da. Şu an Neuermarkt'tayız. İnşallah adını doğru söylemişimdir. Almancam yok mazur görün. Şu binayı çok beğendim. Bunlar genel olarak güzel hepsi. Çok böyle meydan çok ya. Güzel. Evet. Tatlı. Tam burada delirip koşmalık yani. Evet. Soyunarak. Biraz size pazar gezdirelim. Bunlar çok manyak. Deneyelim. Seçelim alalım. Ne dersin? Ne için alacağız bunu? Çok. Ben yerim 100 gram. Porsiyon 4,5 euro. Evet aldık arkadaşlar. Uf çok iyiymiş ha. Soğuk mu? Değil. Şöyle bir şey. Şimdi. Kanoli miydi bu? 100 gram 4,5 euro. Yani iki tanesi de 100 gram oluyor. Evet tam iki tanesi 100 gram geldi. 4 tane aldık 9 euro verdik. Matematik basit. Çok koydu. Koydu biraz ama olsun. Bir daha nerede yiyeceğiz böyle bir şeyi? Düşüncelerini alacağım sonra ben yiyeceğim. Çok iyi. Gerçekten. Vay. Çok güzel. Çok güzel. Hakikaten çok güzel. Su satır bu. Evet. Size huzurlu bir Saint Marie Kilisesi getirdik. O etraflar ne güzel ya. Ulan burada da artık sincap göremezsek istifa mı isteyeceğim Alman hükümetinden? Evet, 3 euro. 3 euro ya. Kilise gelmek isteyen. Allah'ın evine de para verip girmeyelim arkadaşlar. Şuradan azıcık. Hiç görünmüyor. İç tarafta çünkü. Şortla girilmiyor mu ya kiliseye? Yok. Sen soyunup koş istersen. Braletle girilir mi? Bunlar da evet ev bence hepsi. Ama çok güzel bence yan yana. Ben Old West'ten buraya da bakmıştım. Burası. Dizayn edilmiş buralar. Şehrin genel olarak mimari görüntüsü beni doyuma ulaştırıyor. Güzel evet. Hiç yüksek bina görmüyor. Yani yüksek dediğim modern yüksek bina hiç görmüyor. Oğlum Bozcaada burası ya resmen. Bu evler bana... Oğlum resmen Bozcaada. Rum Mahallesi aynı. Evet.
Ha, ne güzel kafeymiş. Ben şöyle girelim mi? Giriliyor bilmiyorum. Girelim. At kafalarını gördün mü? Ha, at kafası. Burada da aslan şey At yapıyor. kafası, aslan ağzı. Yerde de köpekler var. Ha. Bozcaada vay bu kadardı galiba değil mi? Bu kadar işte. Bu sokak sadece. Bir eşek arısı var. Evet devam Oradan daha edebiliriz. gidilmiyor zaten herhalde. Yok gidilmiyor. Edeka'dan bir su alalım. İçimiz kurudu. Buralar artık kalabalıklaşmaya Evet. başladı ya. Burası bence üniversite meydanı dedikleri yer burası bence. İşte şu çeşme var diyorlardı Üniversite plus mı? Öyle bir şey. ya. Üniversite plus falan. O da olabilir. Burası Ha, bu cadde böyle çok güzelmiş. en ünlü caddesiymiş buranın ve Çok güzel çok gözüküyor güzel, evet. Almanya'nın en eski 3 üniversitesinden biri miymiş? zaten. Evet. Rostock Üniversitesi. Herkes burada işte mezuniyet bence. Aa evet. Ay ne güzel. Allah zihin açıklığı versin. Amin. Çok güzelmiş ama. Güzelmiş ya. Marmara İçine Üniversitesi girebiliyor muyuz? Haydarpaşa kampüsü. Gel burayı da Tamam hadi zorlayalım. Belki zorla burada bakalım. açarlar kapıları. İçinden mi yürüyelim? İçimden yürümeyelim mi? Ha bak biz gelince hemen kapılar kapandı. Açıktı. Potsdam Üniversitesi mi? Rostock Posta. Üniversitesi mi? Bence de Potsdam Üniversitesi. Zorlayayım mı burada kafayı yani? Hani elimiz kolumuz sallayarak girdik. Eğitimin kapısı her yerde herkese açık gördüğümüz şey. Hemen bir dersliğe girip ders işleyebiliriz. Çok tatlı şehir be. Güzel bir yermiş orası. Ama mesela şehir turumuz birazdan bitecek. Yani Nasıl bitecek ya? şehrin içi turumuz bitecek. Ha Ve evet. Bantık Denizi'ne doğru gideceğiz biz. Çünkü Neden keşif olsun? yapmak istiyoruz. Yani buraya böyle gelinir mi tatil amaçlı? Denize girilir mi diye. İşte bu sorularımıza cevap bulmak için süre var çünkü. Niye olmasın yani? Niye gidip ayağımızı sokmayalım bir plajda? Süremiz neye göre? Ünlüğün havasına göre. Onu da söylemeyi Aynen. kafayla. Oğlum çok tatlı şehir lan. Plan mı? Yaşanır mı? Ya hayır yaşanması manasına söylemiyorum. Ama belki de yaşanır. Neden olmasın? Hayattan beklentilerine bağlı İşte böyle şeyler. kışı görmek lazım. Buranın kışını görmek Ya bir lazım. şey diyeceğim. Avrupa'da, İspanya'da, İtalya'da yaşamadıkça kış hiçbir yerde tatlı değil yani. Çok güzel sokaklardan böyle şehrin sağ tarafına tepelere tırmandık. Şu karşımızda Nikolai Şu solumuzda olan da Petri Kirşe. Biz şimdi Nikolai Kirşe'ye değil, Petri Kirşe'ye gideceğiz. Böyle buraların sonra denize çıkan sokaklar gibi. Öyle bir his veriyor bana. Gerçekten. Cam silen birisinin evini dikizledim. Hayda. Gerçek manada bir yazlık burası ya. Hadi gidelim. Petri Kirşe'ye. Aslında Allah'ın eski evi. İsterseniz St. Petri'nin mihrabına çıkıp
Mihrap mı? Doğru mu dedim bilmiyorum. 4 euro verip böyle bir şehir manzarası da görebiliyorsunuz. Biz tercih etmedik. İçerisi bize yetti. Çan Kulesi'ne çıkılıyor herhalde. 4 euro etmez bu manzara. Sahilde böyle balık ekmekçiler var. Eminönü gibi. Aynı. Evet. Hoşumuza gitti. Baltık kıyılarına gitmekten vazgeçebiliriz her Hayır an. ya, geçmeyeceğiz. Böyle balık ekmek, kalamar, bira falan o tarz şeyler var gördüğümüz kadarıyla bunlarda. Burası daha çok kokteylci gibi. Burada yemek yok. Evet. Okey, burası. Öbürü böyleydi ama. Bozayım başa. Başak bir şey desin ben de onu bozayım. Hayır, doğru söyledin. Keşke aratarsın, ne yapacak? Ne söylediğimin ne önemi var? Konuşuyorum, konuşuyorum. Videolarda bir bakıyorum, söylediğim hiçbir şey yok. Aa, öyle mi oluyor? Evet. Şöyle geri tarafta böyle şey şirketler vardı. Büyük ihtimalle gemi işletmeciliği falan tarzı şirketler olduğunu düşündük. Bu taraflar tabii daha hareketli. Burası ne? Ayvalık mıydı burası? Değildi. Neydi? Böyle Marina Nereye Fethiye'de var benzetmiştim ya. Fethiye. Şu an Fethiye. Geri taraf Ayvalık'tı. şimdi? Şu arkamda görmüş olduğunuz restoranlar bildiğiniz balık restoranları. Ve bildiğiniz böyle kol gibi Sokonzi. girebilecek restoranlar. Dün internette bakarken bir tane restoranı çok beğendik. Böyle karışık deniz ürünleri tabağı vardı. Ondan sonra ama 46 euro mesela. Şuş. Yani. Çüş gerçekten. 46 euro çok pahalı. Deniz gösterem size biraz. Deniz de değil de burası kanal mı? Dere. Dere mi? Dere değil ya. Dere akıyor dere. Dere.